İhsan Bey. 3750. Barış Bey. 4000. Fehmi Bey. 4500. Adem Bey. 4800. İhsan Bey 4900. Barış Bey. 5200. Fehmi Bey. 6000. 6500. Barış Bey. 6750. Fehmi Bey'den 7000. Adem Bey. 7200. İhsan Bey. 7500 lira. Barış Bey. Barış Bey'den 8000 lira. Eski yani bu seneki ağamız Fehmi Bey'den 8200. Adem Bey. 8500 Adem Bey'den. İhsan Bey. 8700 lira. 8700. Barış Bey. 9000 lira. Fehmi Bey'den 9200. Adem Bey'den 9500 lira. İhsan Bey'den 9750. Barış Bey. 9900. 9900. Fehmi Bey'den 10000. Adem Bey. 10200. İhsan Bey. 10300. 10300 İhsan Bey'den. Barış Bey. 10400. Rakam yükseldikçe barem düştü. 10500. Fehmi Bey'den 10500. Adem Bey. Adem Bey çekiliyor. İhsan Bey. 10550. Barış Bey. 10700. Fehmi Bey. 10800. İhsan Bey. 10900. 10950 Barış Bey'den. Geçen seneki rakama 11.000 diyor Fehmi Bey. İhsan Bey çekiliyorsunuz. Barış Bey 11.100 Barış Bey'den. Fehmi Bey siz de çekiliyorsunuz. O zaman alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. 2013-2014 Karadede Panayır Ağası Barış Doğanay. Alkışlıyoruz. Evet, Barış Bey'in düşüncelerini almak üzere mikrofonu uzatıyorum kendisine. Sevgili Gökçeaşlar, Baftalı kardeşlerim, ablalarım, abilerim, dostlarım, hepiniz panayırımıza hoş geldiniz. Orta Asya bozkırlarından getirdiğimiz değerlerle bu coğrafyada yaşamakta olan halkların yarattığı değerlerin harmanlayarak dostluk ve kardeşliğin, eşitlik ve adaletin, aşkın ve sevdanın, yiğitlik ve mertliğin zulme ve haksızlığa karşı başkaldırı ruhuyla yoğurduğumuz kültür avurunda Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş Veli'ler dostluk ve kardeşlik değerlerinin sembolleri oldular. Şeyh Bedrettinler, Pir Sultanlar halkın eşitlik ve adalet arayışlarının sembolleri olarak bugün bile halklara esin kaynağı oldular. Diğer yandan Ferhat ile Şirinler, Kerem ile Aslılar, Leyla ile Mecnunlar aşk ve sevda değerlerinin sembolleri olarak halkın bu değerler için ne büyük bedeller göze aldıklarını gösterdiler. Benden selam olsun Bolu Bey'ine diyen Köroğlu'nun bu meydan okuması bir kahramanlık efsanesinden öte zulme ve haksızlığa başkaldırının da ifadesidir. Bu topraklar Köroğlu'ndan sonra da haksızlığa başkaldıran yiğitler çıkardı, çıkarıyor ve eminiz ki
bundan sonra da çıkaracaktır. Biz bu kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı yapmak istedik. Hemen belirtmek isterim ki insanların arasında ayrımcılığa dayanan bir kısım insanların ağa, diğerlerinin köle olduğu, insanların sömürüldüğü, ezildiği, horlandığı bir sistem, bir düzen varsa bu dünyanın neresinde olursa olsun yıkılsın, viran olsun. Karadede Panayır'ı paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, eşitliğin, birlikteliğin panayırıdır. Burada imtiyazlar, ayrıcalıklar, para, pul, böyle şeyler yok. Burada kardeşlik var, arkadaşlık var, birbirimizin sofrasına oturmak var, birbirimize çay ikram etmek var, yemeğimizi bölüşmek var. Buradan bir kez daha söylüyorum. Belki aramızdaki bazılarımız diyecek, ya Salim Hoca'nın oğlu da ağa oldu. Ben babam adına da söyleyeyim, kendi adıma da söyleyeyim, kişisel fikrim. Bize ağalık yakıştırılması yapılırsa biz bundan üzüntü duyarız. Çünkü ilk önce ağalığa karşı olan, paşalığa karşı olan, imtiyazlara karşı olan bizleriz. Biz insanların eşitliğinden, adaletinden yanayız. İnsanların birbirinden üstün olmadığını söylüyoruz. Sadece burada yapmak istediğimiz köyümüze, buradaki topraklara bizim de çorbada küçük bir tuzumuz olsun, bir emeğimiz olsun. Yoksa bu işin asıl mimarı başta Gökçeağaçlar Derneği Başkanı Sayın Turgut Hoca, yönetim kurulundaki arkadaşlarım, abilerim ve Gökçeağaç Köyü emekçileridir. Tarlalarından buraya gelip bu alanı yaratmaya çalışanlardır. Bizim yaptığımız sadece küçücük bir katkıdır. Hiçbir şey değildir. Kendimize de bu sıfatı kabul etmiyoruz. Gökçeağaçlar her zaman yeniliklere açık olmuş bir köydür. Buradan bir iddia yapmak istiyorum. Ben bu artık ağalık demeyeyim, koordinatörlük görevini vekaleten aldım. Yengem için aldım. Bizi bir oğul şefkatiyle büyüten, çocuğu olmamasına rağmen bir oğul şefkatiyle büyüten yengemi çağırıyorum buraya. Seher Doğan'ı, ağzı o hak ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah daha da eğleneceğiz. Önümüzdeki senelerde daha güzel günler yaşayacağız. Hepinize saygılar. Almış olduğu koordinatörlüğü yengesi Seher Doğanay'a hediye ediyor. Kendisini alkışlıyoruz. Hayırlı olsun. Aa demiyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, 2012-2013 Karadede Panayır Ağası'na bir plaket takdimi yapılacaktır. Plaketin takdimi için Gökder Başkanı Sayın Turgut Demir'i davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün açılış konuşması yapmadık. Çok fazla protokol konuşması da olmadı. Ama sizlere bir iki cümle sarf etmek istiyorum. Öncelikle Gökçeağaç İlklerin Köyü ve İlklerin Köyü olmaya devam ediyor. Bu yılda İlk kez bir hanım ağamız oldu. Sayın Seher Doğanay'ı kutluyorum. Hanım ağalığından dolayı.
eski ağamız Sayın Fehmi Kılıç Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bu organizasyonun hazırlanmasına emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen siz değerli misafirlerimize de ayaklarınıza sağlık diyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.